Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere beşlik bir tim kurmuştum kendi hesaplarımla. Bugün ilk çıkmaz sokak operasyonunu başlattım ve tamamen bitirdim. 600 geliyordu zaten. 5'ini bitirdim. Şimdi beşlik timimde gündüzleri 4, yani bir kişilik yer oluyor. İstihbarat desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Sağ olsunlar 2-3 kişi bugün istihbarat desteği verdi bana. Talha arkadaşımız ve Aydın arkadaşımız Since hesabıyla çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık diyorum. Bugün istihbarat desteği attılar bana. Yoldaşlar Kayra arkadaşımız geldi. Kendilerinin eline sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yani İstihbarat desteği atarsanız sevinirim. Bakalım inşallah ilerleyen dönemlerde küresele girmeye çalışacağım. Bugün ilk operasyonumuz başarılı geçti. Hemen saldırıları göstereceğim. İlk saldırımızı gösterelim. Hızlı şarj üstüne hemen bakalım. Altta ve sağ tarafta roketler vardı. Yani bayağı bir düşündüm, nasıl yap, tank dede falan mı yapayım diye düşündüm ama bu şekilde daha sağlıklı oldu. Bir de tabii ki kabilede şok maliyetini, yani enerji sayısını düşüren şeyin de olduğu için, kabilede destek olduğu için o da bayağı bir faydası oldu bana. Evet, biraz hızlandıralım. Bulleti roketlerin önüne şokladım. Makineliğe ve rokete şok attım. Şuradaki havanlar biraz kızlara vurdu ama gene de almış olduk. Evet, kolay bir şekilde hızlı şarj üstünü almış olduk. Elime sağlık diyorum. Hemen ikinci saldırımıza geçelim. İnternetim birazcık yavaş. İkinci saldırımda kompleks üstüne saldırımı gerçekleştirdim. Buraya normalde ben Bulletin şok yumruğu ile giriyorum ama kıskaç olduğu için riske atmak istemedim. Yani bir de beşlik operasyonlarda 5 tane, yani 5 kişi ve 5 tane üs olduğu için tamamen bitirmek gerekiyor. Yani riske atmak istemedim. Evet, burayı da kolay bir şekilde aldık. Hemen üçüncü saldırımıza geçelim. Cadı Maki üstünü aldık ama şimdi cadı biraz sıkıntılı gelmişti. Her tarafta roket vardı. Bayağı bir hesap yaptım. Şuradaki iki tane roket, mavi heykelin oraya bulleti şokladım, kitlemesi için. Aslında meşale ve çavuş yapacaktım. Bullet, yani canı az olduğu için bullet daha mantıklı geldi. Bullet'i şokladım. Evet, şu iki tane roket bullet kilitledi. Üç şok. Şu yukarıdaki roket bir tane Zoka'nın yüzünden. Yani iyi ki canı azdı. Evet, burayı da kolay bir şekilde almış olduk. Hemen dördüncü saldırıma geçeyim. Evet, üstüne saldırımızı da aynı şekilde Bullet Zoka ile saldırımızı gerçekleştirdik. Sol taraftan dedelerle biraz enerji toparladım. Evet, bulleti şokladım. Hemen zokaları çektim üstüne. Evet, burayı da
kolay bir şekilde almış oldum. Hemen diğer üste geçelim. Kayıcı blok. Burası da normalden birazcık kolay gelmiş. Normalde altta ve üstte roketler olurdu. Sadece altta gelmiş. Biraz kolay gelmiş. Jenleri alarak kayıcı blok üstüne de tek attım arkadaşlar. Yani kabileden bu 2 haftalık süreçte şok maliyeti azaltma, bu bayağı bir faydalı oldu operasyonlar için. Evet, 5. saldırımı da gördünüz arkadaşlar. Tamamen bitirdik. Hile üssünü kapattım. Aslında iyi bir puanı vardı ama işte jenli olduğu için. Normalde şu alt tarafta roketler olmazdı. Şu sağ taraftaki roket olmasaydı belki tek atmak için riske girebilirdim. Ama dört tarafta, dört köşede olduğu için girmedim buraya. 988 puan almışım 500'ten. Bakalım bugünkü açacağım operasyon nasıl gelecek bilmiyorum. Elime sağlık diyelim. 1, 2, 3, 4, 5 tane üssü güzel bir şekilde almış olduk. Tekrar timi göstereyim arkadaşlar. Tamamen kendi hesaplarım. Dediğim gibi gündüz bir tane boşluk olacak. Yani istihbarat desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Yani 2-3 kişi arkadaşlarımızın eline sağlık. Sağ olsunlar. Destek attılar. Daha birçok arkadaşlarımız da yazıyorlar. Sağ olsunlar destek atmak için. Sizlerden de desteğinizi bekliyorum. Bir dahaki inşallah videomda tekrar operasyon saldırısı ve harita temizliği gerçekleştireceğim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Team'deki arkadaşlarınıza da önerirseniz çok çok sevinirim. Sizlere de iyi oyunlar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.